Gemicinin mutfağından merhaba. Zehra Hanım bugün yapılışı basit ama lezzeti müthiş balık çorbasını anlatacak bize. Zehra Hanım merhaba. Merhaba Yunus Başkanım. Öncelikle dün geçmiş anneler gününü, bütün annelerin anneler gününü kutlayayım. Bugün bizim gemici mutfağımızdaki tarifimiz balık çorbası. Hem Ramazan olması dolayısıyla hem hafif bir yemektir, hem çok lezizdir. Tadına doyum olmaz ve de herkes ayrı ayrı pişirir ama bu bizim gerçek denizcilerin yaptığı iskorpitten yaparız biz balık çorbasını. Değişik balıklardan da yaparız ama genellikle iskorpiti tercih ederiz balık çorbası için. Şimdi onu size göstereceğim. Balıklarımı temizlettim, sabah aldım. Bu sokan bir balıktır. Tehlikelidir. Ben kendim temizleyemiyorum bunu. Balıkçıya temizletiyorum. Çünkü sokunca çok fena canını yakıyor. Şimdi balıklarımızı bütün olarak öncelikle tenceremizin içerisine koyuyoruz. Ben şimdi bunu bugün iki tane iskorpit olarak aldım. İki tane iskorpit, bir tane soğan, bir baş soğan lezzet veriyor. Bir tane yumurtamız var, bir yumurta. Bir tane limonumuz var. Az miktarda pirinç kullanacağız. Limon suyumu sıktım, hazırladım zaten. Bir de çok az o kıvam alması için birazcık ben kullanıyorum. Unumuz var. Tabii tuz da. Şimdi bunları tencereye yerleştirdim balığımı. Soğanları küçük küçük kesmeye gerek yok. Böyle iri iri kesip tencereye atıyoruz soğanları burada. Burada kaynamış suyumuz var. Suyumuzu ilave edip balıklar az pişmesi lazım burada. Eritmemiz lazım. Bu hem çok pratik hem de çok lezzetli bir çorbadır. Deyip alınır. Şimdi mesela bunların içerisine bazıları artık yeni yeni havuç koymaya başladılar. Kereviz yaprağı koymaya başladılar. Ben kesinlikle koymuyorum. Ben geleneklere bağlı olarak kalmayı seviyorum. Çünkü biz balığın tadının değişmesini çok sevmeyiz. Kızartma yaptığımız zaman bile limon sıkmayız. Kendi tadında yemeyi severiz. Şimdi çorbamız pişmeye hazırlanırken bu arada da ben gene size denizcilerimizden bahsedeyim. Biliyorsunuz benim babam da süngerci, balıkçılıkla başladı. Sonra süngercilik yaptı. Balık adamlarımız vardı bizim. Bodrum'da süngercilik başladığı zaman Mayıs ayında Marmara Adası'na giderlerdi. Giderken tabii o zamanlar yokluk yılları, bayağı sıkıntılı yıllar. Yapabildikleri malzemeleri yaparlar. Biraz kavurma yaparlar, tenekelere basarlar. Eksiklerini alırlar. Erzakları doldururlar. Marmara'ya giderler. 3-4 ay hiç kimse gelmezdi. Ve de haberleşmezdi o zaman. Yaz sonu, Eylül sonunda da tırhandiller teker teker gelmeye başladı. Ama en büyük teknenin boyu o zaman 11 metre, 12 metre. Daha büyük boyda da yok. Tırhandiller genellikle sünger avcılığında kullanılırdı. Yaz sonu da tekneler teker teker gelmeye başladığı zaman bizim kumbaş sahilde, tüm Giritliler kumbaşta yaşıyorlar zaten. Herkes tekne göründü diye haber, tüm anneleri, eşleri, çocukları kim varsa yani bilmiyorlar kimin geleceğini. Haberleşmek diye bir şey yoktu. Deniz kenarına sahile yığılırlar. Beklerler ellerinde şöyle yaparaktan bakarlar acaba onların yakınlarından tek geliyor diye. Ama bir gelenek de onlar gelirken de yakaladık, avladıkları süngerleri direklerden bütün armalara, iplerle, küpeşelere hep dizerler böyle ölen halinde getirirlerdi. Sünger tekneleri yaz sonu geliyordu. Oraya 4 ay falan Bodrum'a gelmiyorlar. Yani öyle arada falan da gelmiyorlardı. Yaz sonu gelirken ya avladıkları süngerleri bütün teknelerin direklerine, küpeşelere, armalara, bütün her tarafı teknenin süngerden görünmez hale getiriyorlardı. Herkes elini şöyle bir siper yapar, bizim teknemiz birine haber verir. O haberle herkes sahile koşar. Acaba bizim eşim mi işte
çocuğumu kim geldi? Çünkü sünger avcılarında maalesef vurgunlar da oluyordu. Bazı can kayıpları da oluyordu. Sağ salim gelmesi çok önemliydi. Herkes sahilde bakar işte gelince şükreder. Ama tekneler sahile yaklaştığı zaman da boydan boya kum bahçede birkaç tur atarlar. Ondan sonra derlerdi. Çok keyifli bir dönemdi o dönem. Yaptıkları işin güzelliğini göstermek için bir de sünger altın değerliydi. Çok para yapıyordu. Yani ne kadar avladılar, nasıl oldu onu göstermek bir şey oluyordu. Yani nasıl diyeyim, nasıl güzel bir tekneyle geldin, işte benim teknemle bu kadar avcılık yaptık diye onu göstermekten keyif alıyorlardı. Çünkü giderken bayağı bir kalabalık bir kadroyla giderler, sırayla dalarlar. Ondan sonra geldikten sonra onu paraya çevirecekler. İşte bütün bir kış yiyecekleri, içecekleri, teknenin masrafı, ailenin geçimi onlarla sağlanıyordu. Ama bayağı keyifli bir dönemdi o dönem. Sünger avcılar, sünger tekneleri sahipleri iyi para kazanıyorlardı. Mesela Yunanistan'a sattıkları zaman süngerleri para değil altın karşılığı veriyorlardı. Böyle de bir dönem yaşandı. Para da alışveriş yapılmıyordu. Altın karşılığı yapılıyordu. Her şey balık da verseler altın karşılığıydı Yunus. Yani o dönemde her şey altın karşılığı alınıyordu. Para geçerli değildi. Çünkü zaten drahmiydi. Yani burada ne yapacaklar drahmiyi? O zamanlar Türkiye'de çevrilmiyordu. Onun için karşılığında altın alıyorlardı. Valla benim babamın evinde, bizim evimizde yani çocukluğumuzda gün geliyordu bazen 2 kilo altın birikiyordu. Teknelerde hem balıkçılar hem süngercilerin en çok yaptığı çorbalardan biridir balık çorbası. Çünkü avlanmaya indikleri zaman balık da vuruyorlardı zıplamak. Her şeylerinin altında, denizin dibinde mesela sünger avlamaya gidince balık adamlar uzunca bir süre kalıyorlardı. O süre içerisinde balık da geldiği zaman zıpkınla balık da vuruyorlardı. Yukarıya çıkartıyorlardı. Bak Laos vurduysa mesela en güzel balık çorbası avlanması yaptı. Az önce hatırlayamadım. Laos'un kellesinden olur balık çorbası. Onun gövdesini şey yaparlar mesela domatlı balık yaparlardı. Kellesinden de balık çorbası yaparlardı. Böyle de bir süreç yaşanıyordu o zamanlar. Şimdi yasak avlanması lazım. Peki Zehra Başkanım, biraz da istersen şeyden bahsedelim. Kumbahçe'den. Şimdi Kumbahçe'nin Girit öncesi dönemi de var diye biliyorum, değil mi? Daha önce burada Rumlar yaşıyormuş. Rumlar Tabii. ayrıldıktan sonra Giritler gelmiş. Peki mübadele öncesi gelen Giritler nereye yerleşmiş? Çünkü o zaman burada Rumlar yaşıyordu. Zaten Kumbahçe Mahallesi'nin neredeyse tamamı Rum Mahallesi'ydi. O zaman Rum Mahallesi diyorlarmış. Onlar mübadeleyle gidince bütün evler boşaldı tabii. Gelenler buradaki Kumbahçe'deki evlere yerleştirdiler. Benim dedemin evi de hala durur. Eski bir Rum evidir. Bayağı daha var aslında birçoğu bozulmasına rağmen. Ben o evde doğdum. Fakat çok güzel bir diyalog vardı. Daha önce de anlattım. Herkes birbiriyle kardeş gibiydi. Lokmasını bölüşürdü. Mesela balığa çıkacaklar. 2-3 tekne birlikte balığa çıkarlar. Birlikte hareket ederlerdi. Birbirlerine hep destek olurlardı. Çünkü dayanışma çok önemliydi. O yıllarda ciddi bir sıkıntı vardı. Fakir vardı biliyorsunuz. Her yerde aynı şey yaşandı. Hayata tutunmaları gerekiyor. Onun için de yani balığa bile çıkarken kursiva derlerdi aklına. Mesela 3 tane piyade veya 4 tane piyade yan yana çıkarlar. Bu kursivada yakaladıkları balıklar ortaktır. Öteki az yakalamış, öteki çok yakalamış bir şey fark etmiyor. Her 4 teknenin veya 3 teknenin de yakaladığı bütün balıklar ortak payda. Balıkçılık çünkü çok gelişmiş de hala daha devam ediyor. Fakat denizlerimizde maalesef balık kalmadı. Balıkları çeşit çeşit yapmak çok büyük bir marifettir. Bugün hatta buradan hiç yemedim. Bugün kuzenimi aradım. Oğlunu, o babasıyla çok balığa çıktı. Dedim ki yani babamın yaptığı değişik, denizde yaptığı ne vardı dedim. Geçen sefer anlatmıştım, makarna denizde hiç pişirilmez. Makarnayı süzmek lazım su tatlısıyla. Sular çok değerli olduğu için su mesela bir şey alınırdı, bir
Zaten tekneler çok küçük. Bir piyade 7 metre depo alınır. O deponun içerisindeki su, içme suyu bile hesaplı kullanılırdı. Dedi ki valla babam dedi, denizde en hiç bıkmadan yediğimiz yemeklerden biri de dedi makarnaydı dedi. Balıklı makarna yapıyormuş. Ama ben onu hiç yemedim, görmedim. Belki yapmamışlardır. Denizde yapıyormuş onu. Ama makarnayı haşlamıyorlar. Yani balığı kaynatıyor. İçerisine ben onu bir programda yapacağım. Kuzenimi çağıracağım, öğreneceğim. Onu da deneyeceğim. Önce kendim deneyip sonra yapacağım. Balıklar büyük büyük temizlenip konuluyordu. İçine bir makarna süzülmüyordu ve sulu bırakılıyormuş makarna. Balıklar da dedi içerisine domates konuluyor ve çok nefis oldu. Biz yemeye doyamazdık onu dedi. Yanımızda çalışanlar da hep söylerlerdi. Halil hadi bize bugün bu balıklı makarna çok güzel oluyor diye dedi. Hüseyin de dedi ki babama biber bana olur bu makarnayı yap bugün. Onu hiç denemedim, hiç yemedim. Bakacağım ben de nasıl yapıyorlardı. Çünkü o kadar çeşit var ki denizde mutfağında. Bütün her şey balıkla birlikte yapılıyordu. Yani geçenlerde mesela bir yerde birisi söyledi. Ben bizim evde olmadığı için onu da biliyorum. Mesela bamyeli balık. Hiç yemedim, bilmiyorum. Fakat onu da deneyeceğim. Şimdi nasıl ama teknede yapılmıyormuş o. Evlerde yapılmış ama Giritli denizciler yapıyordu gene bunu. Babam dedi Gülören abla hep yapardı bu dedi balığı dedi. Yani böyle çeşitler çok çok fazla. Şimdi bu programı da yaptıkça daha fazla soruşturduk. Tabii daha farklı çeşitler de çıkmaya başladı. İşte mesela balıklı makarna ilk defa duydum. Dayım bunu denizde yapıyormuş ama evde hiç yapmadı. Programın bir yararı olmaya başladı. Yeni tatları öğreneceğiz. Yeni Evet yani lezzetleri ben işte öğreneceğiz. ben bir de araştırırım. Yani bir şeyi yaparken daha iyi değil nasıl yaparız, nasıl daha iyi olur diye. Şimdi bugün kuzenimi aradım. O çünkü dayımla sürekli balığa gidiyordu. Bir de şöyle dedim ki ne yapıyordunuz mesela? Hiçbir zaman dedi hiçbir balıkçı teknesi karaya dedi bağladığı zaman halatı gece bağlı bırakmazdı dedi. Halat çözülür ve alargada kalırdık dedi. Neden? Çünkü dedi inançlarına göre dedi denizde bir gelin var gelir zarar verir diye dedi ama açıkta olursan zarar vermez. Böyle dedi bir inançları vardı. Bir gün dedim ki babama dedi yani neden bağlıyorsunuz olmaz böyle bir dedi. Yok yok sen çöz o gelini herkes gördü bize zarar vermesin diye dedi. İnançları vardı yani deniz başka türlü bir sevdadır. Çünkü orada her şey düşün gecenin karanlığında ışık yok, hiçbir yok. Şimdiki gibi değil tekneler hiçbir şey. Orada kendinle gökyüzü, yıldızlar ve denizle baş başasın. Onları yaşarken de demek ki kendilerine göre karadan belki de bir zarar alacaklarını bildikleri için birileri gelir tekneye gider bir şey olur. Tekneler küçük zaten. Onun için de açıkta duruyorlarmış, alargada duruyorlarmış. Bunu da bugün öğrenmiş oldum. Gelin var diye anlattı sabah Hüseyin. Peki, şimdi ben nerede duymuştum? Gemiciler tekneye kadın almazmış, uğursuzluk getirdi. Öyle bir şey var mı? Var tabii ki. Almaz. Hiçbir tekne giderken teknenin içerisinde kadınları uğurlamaya bile istemezler. Evde vedalaşırlardı. Ondan sonra sahile veya gidecek hayır gelmezsiniz. Yani bu erkekler gelecek almazlardı. Evet. Bunun sebebi şey olabilir mi? Sonuçta gemicilik tehlikeli bir meslek. Gidip de dönmemek var, fırtınaya yakalanmak var. Hayır, onu öyle değil. Öyle bir gelenekselleşmiş, öyle inanıyorlar. Yani kadınlar gelmeyecek, o zamanlar öyle inanıyorlardı. Kadının yeri evdir, gerek yok dışarıya çıkmana. Bir de Bodrum çok tenhaydı o zaman, biliyorsun sürgün yeriydi. Ve o yıllarda zaten herkes doğru düzgün sokağa çıkamıyordu bile. Bakma bizim Giritli kadınları rahattı biraz ama mesela yerli kadınlar çoğu sokağa çıkmaz, kapalıydı, örtülüydü. Ama denizcilerin gelenekselleşmiş hala daha devam eden inançlarıdır bu. Kadın tekneye girmez, çıkarken getirirler. O ayrı ama işe gidecekse, onu uğurlamaya gidecek, tekneye de girmeyecek. Böyle tercihleri vardır. Mesela ben tekne denize atılırken biliyorsun bizim tersanemiz de vardı. Dünyanın en ünlü kuleplerinin ustasıydı. Ben mesela denize atılırken en sevdiğim şeydir. Orada sıkıntı yok. Mesela denize tekne inerken tersaneye giderdim.
O ayrı bir seramanıydı, onun denizdeymişti. Hiç güzel. Ama teknenin içerisine denize inerken erkek çocuklarını alırlar, kız çocuklarını bile almazlardı. Böyle inançlardı. Biz de hiç itiraz etmiyorduk çünkü geleneklerimizde var olan inançlardı. Bodrum'a özel Girit'li gemicilerin yaptığı tekneler var mı? Yani dünyada sadece Bodrum'a ait olan ve ünlü olan. Tabii. Şimdi şöyle Yunus Başkanım, Bodrum'da aslında geldikleri zaman teknecilik yıllar önce varmış, Osmanlı döneminde bir dönemler varmış. Ondan sonra bir duraklama devrine. İşte bizim Girit'li Namı'nın Mehmet Bodrum Güllük'te oluyor. O da Girit'li. Girit'ten göç geliyor. Namı'nın Mehmet Girit'ten gelince sıkılıyor. Babasına diyor ki ben diyor tekne yapacağım. Babası da diyor ki yap bakalım diyor. Gidiyor kendine göre bir tekne yapıyor. Babasına diyor ki nasıl oldu diyor, beğenmiyor. Ama bilmiyor yani, bilmeden başlıyor. Babası beğenmiyor, hiç güzel olmadı diyor. Bu ne böyle, maskara gibi diyor. O da sinir kırıyor tekne. Kalimnos'ta tekne yapıldığını duyuyor. Kalimnos'a gidiyor. Kalimnos'ta oradaki Yunanlılardan diyor ki tekne tersane, yeni de şanslı bir tekne tutuluyormuş. Bana ya, bu deniz müzesinde de vardır bu bilgiler. Kendileriyle, torunuyla hala görüşüyorum. Çok sevdiğim dostlarımdır. Diyor ki ben hani tekne bana yap, gösterir misiniz diyor. Göstermiyorlar. Diyorlar ki hayır, istenmeyiz başımızdan diyor. O da, bu, orada da bir ağaç varmış. Bu ağaca 3 gün, 4 gün veya bir hafta ne kadar demiyorum gibi. Teknenin kuruluşunu gözlemliyor. Sonra geliyor Bodrum'a. Burada bizim Ali Cengiz Kafiye'nin önünde, orada köprü vardı eskiden. Orada bir tekne duruyor. Orada gördüğüyle. O zaman da bizim Ziya Usta, eşinin de dayısı olur. Ziya, o zaman fakirlik yılları tabii. Bodrum'da hiçbir şey yok. Hem mübadeleyle gelinmiş hem hiçbir şey yok. Şartlar çoktu. O da yanına gidiyor Ziya Usta'nın. Orada bir tekne kuruyor işte, pratik kuruyor ama bu tekneyi güzel yapıyor. Bunu satıyor, Ali Cengiz satın alıyor. Fakat o bırakıyor, Gülle'ye geri dönüyor ailesinin yanına. Ama Nami, torunu Mehmet Usta çok değerli bir ustadır ve dünyanın her yerinde Avustralya'ya kadar gitmiştir. O kadar iyi bir ustadır. Görüşürüm, ara ara ziyaret de ederim Mehmet Usta'yı. Bu şeyi, tekneyi Ziya Usta devam ettiriyor. Gidiyor küçük bir tane yer tutturuyor. Burada şey, bir kalenin dibindedir o yer ama küçücük. Bodrum'da da kum bahçeleri, bütün erkek çocukları herhalde bir 30 kişi filan Ziya Usta'nın yanına çırak olarak balıkları çıkartıyor. Evet, balıklarımız haşlandı, çok haşlamıyoruz dağılmasın diye. Düzgün bir şekilde bunları temizleyeceğim. Temizlerken tabii çok dikkat etmek gerekiyor. Kılçıkları çok ince olur. Temizlendikten sonra tenceremize atacağız. Şimdi suyunu süzeceğim. Balığı haşladığım tencerede bir soğan var orada. Şimdi o soğanın suyunu süzeceğim. Şimdi pirinci yıkayıp Evet. kaynamakta olan suyumuzun, balık suyumuzun içerisine alalım. Evet, üstlerimizi attık.
içinde balıklarımızı temizliyoruz. Bu çok faydalı bir çorbadır. Özellikle çocuklar çok sık yaparız biz bunu. Yalsa'nın yanında işte eşi Malike Bak, abisi Engin Deniz Aslanı, Mustafa Deniz Aslanı, Erol Ağan, Ziya Tünay, böyle dünya markası guletleri yaptılar. Guletler önceleri yüksek. Bu guletleri şekil veren, dünya markası yapan Bodrumlu Giritli ustalar. Bodrumlu ustalar dünya markası yaptılar ve de Bodrum'un en ünlü teknelerinden biri de Şeftir Gulet. O benim eşimin yıllarca kendi tasarımı tasarlayıp ilk kasaralı guleti yapmıştır. Bir efsane olmuştur o gulet. Onun başına gelenleri de ikinci programda anlatayım. Çünkü müthiş güzel bir tekneydi o. Hatta Zeki Müren'le orada çok güzel anılarımız vardır. Fatma Girik'le o teknede hep ağırlardık onları. Muhteşem bir tekne, gulet. Herkes hayran olurdu. Fakat bazen bazı şeyler göze nazara inanırım ben. O nazara geldi orada. Onu sonra anlatacağım. Şimdi bak balıklarımızı böyle temizliyoruz. Tamam. Tek tek ayıkladığınız balıkları kılçıklarına evet. Da dikkat ederek. Bak şimdi bu böyle mümkün mertebe büyük tutacaksın. Çok eritirsen balığı bu kadar büyük tutamıyorsun. Dağılıyor. Şimdi böyle büyük tuttuğun zaman daha keyifli oluyor. Ağza gelişi de daha güzel oluyor. Şimdi bunları pirinç piştiği zaman içine atacağım. Bir tanesini temizliyorum zaten. İkinciyi sonra yaparım. Zaman açısından. Pirinci pişirdikten sonra suyun içine atıyorsunuz tekrar değil mi? Çorba olması için. Pirinci önce balığı haşladım soğanla beraber. O soğanlı suyu balık suyunu süzdüm. Balıkları tabağa aldım. Şimdi o temiz olan süzülmüş suya pirinçleri attım. Pirinçler pişiyor. Şimdi içerisine o piştikten sonra balıkları atacağım. Ondan sonra bir tane yumurta, bir tane limon suyuyla terbiyesini yapacağım. Az da un koyacağım içerisine kıvam kazansın diye. Balık çorbası hiç içtiniz mi? Babam yapıyor. Aa şanslısın. Ben şanslıyım o konuda. Babamın deniz yemekleri konusunda da bilgisi çoktur. Aa çok güzel, şans. Gerçekten şanslısın. Araya geldiğiniz zaman zaten karşılıklı konuşursunuz bunları. Eminim ikinizde de ilginç bilgiler vardır. Evet, var var. Bir de birbiriyle bunları koymuşup paylaşınca daha bir keyifli oluyor zaten. Anlatmak da çok keyif veriyor insana. Peki babanın teknecilikle alakası neydi diyorsunuz? Tekneyle çıkıyor muydu? Babam aşçı yani. Aşçı başı adam. Dünyanın her yerini dolaşmış. Tamam. Bunun yanında Giritli. Girit yemekleriyle büyümüş. Daha ne olsun, daha ne olsun, doğru. O kadar güzel akyalar yakalardılardı. Kayık yıkılırdı geldiği zaman. Ondan sonra o laozlar, trançalar, muhteşem balıklar yakalıyorlardı. Küçük balıklardan, barbunundan tutun, lüferinden, levreğinden, aklınıza ne geliyorsa. Hatta benim en sevdiğim balıklardan biri de karagözdür. Şimdi bulamıyoruz onu da. Bakalarozu da çok severim. O da yok Bodrum'da şu anda. Mesela bakalarozun domatlısını çok severim ama maalesef yok, bilemiyorlar artık. Burada Bodrum'da tutulsa bile İzmir'e gönderiyorlar onları. Çünkü alıcısı yok Yunus. Aslında en lezzetli balıklardan biridir. Pirincimiz neredeyse pişmek üzere. Şimdi içerisine balıkları atacağım. Bu arada yumurtayı kırıyorum yumurtayı. Şimdi çırpmaya başlayacağım. Şekilde. Buna yağ hiç koymuyoruz Yunus. İyice çırpıyoruz yumurtayı. Bir tane limonu sıktım. Bu hemen hemen iyi geliyor. Ben seviyorum bol ekşili. Limonu da beraber yumurtayla çırpıyoruz.
Burada da unumuz var. Şöyle unu da şöyle göstereyim Yunus bak. Bir tatlı kaşığından biraz daha fazla un. Şimdi bunları hepsini beraber çırpıyorum böyle. İyice eziliyorlar. Unlar topak topak kalmaması lazım. Yoksa çorbanın içerisinde hoş bir görüntü olmuyor. Şimdi balıklarımızı atıyorum çorbanın içerisine. Balıkları attıktan sonra şimdi o sıcak sudan bu yumurtalı hazırladığımız limonlu unlu kasemizin içerisine sıcak suyu alıp yavaş yavaş karıştırıyorum. Bir anda dökmüyoruz yumurta çünkü kötü olur. Bak bu şekilde. Bu şekilde. Evet, bir iki taşım daha kaynattım, söndüreceğim şimdi Yunus. Balığı ne kadar kaynatıyorsunuz? Balığı çok pişirmeyeceksin işte. Balık çok çabuk pişiyor zaten. Yani diri kalması lazım. Onu artık zamanını sen ayarlayacaksın. Çünkü bazı insan fazla pişirdiğin zaman balık dağılıyor. Dağılmaması için, biraz diri kalması için çok çabuk pişiyor. Mesela 10 dakikada pişer balık. Fazla pişirmeye gerek yoktur. Çorbamız hazır şimdi, yumurtasıyla her şeyiyle yenmek üzere akşama hazır. Afiyet olsun yiyenler. Ben geldiğim zaman ne olacak bilmiyorum orada. Deniz ürünlerinden bir masa. Müthiş müthiş. Büyük oğlanı da alacağım. O bayılır artık. Hayali zaten deniz yemekleri. Evet. Tamam. En sevdiğim, benim de en sevdiğim şey. Şu kısacık şunu da anlatayım sana. Bizim çok gençliğimizde tabii yapacak hiçbir şey yok. Böyle arkadaş günleri, evlerde günler yapıyorduk, toplanıyorduk. Herkes işte pasta, kek, çörek, börek yapıyor. Ben hiç sevmedim onları yapmayı. Ben günümde balık masası hazırlıyordum. Kalamar, karides, ahtapot, barbun. Aklına gelen bütün deniz ürünlerini hala söylerler arkadaşlarım. Ne güzel masalardı onlar, ne keyifli günler geçirdik diye. Ama yapıyorum, gene çağırıyorum. Dernek yönetimimdekileri de çağırıyorum. Geçen sene bir kış ben hazırlıyordum mezeleri. Geliyorlardı çocuklar, içeceklerinizi getirin diye. Onlar getiriyorlardı. Geçen gün Fırat geldi, hatta diyor ki Zehra abla ne özledim bu evdeki o yemekleri dedi. Dedim dur şu günleri atlatalım, yaparız yine bir şeyler. İnşallah en kısa zamanda buluşuruz başkanım. Sizle çalışmak da ayrıca güzel. Çok seviyorum sizinle çalışmayı. İçinde balıklar diri diri. Ondan sonra pirinci çok az oluyor. Gene dediğim gibi bak hemen hemen yok denecek kadar az. Renk ve kıvam bu şekilde oluyor. En nefis balık çorbası bu Yunus. Basit ve çok lezzetli, yemeğe doyaması ve de çok yararlı. Yani hepimizin her yaştaki çocuklara, büyüklere, çünkü çok güzel bir omega 3 biliyorsun. Onun için de çok değerli, hem çorba hafif hem yemek olarak da çok güzel. Afiyet olsun diyelim herkese, deneyen herkese, inşallah beğenirler.